Evet, Bellek 7. kitabındayım. Bellek'te Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan olumsuzlukların bir yekünü olarak ortaya çıkan son 5 yıldaki olayları ele almaya çalıştım. Yani 2015-2020 arasında yaşanan sıra dışı olaylar. Ağırlıklı olarak da 15 Temmuz öncesi yaşananlar, 15 Temmuz sonrası yaşanan olaylar. Bu FETÖ'cü kalkışma yargılamaları sırasında o gece 15 Temmuz'da tuzağa çekilen askerlerin hikayeleri ve dahi askeri şuraların, yine bu süreçteki askeri şuraların perde arkasını yazdık. Unutulmaması gereken bir tarihi süreçtir bu 5 yıl. Bunlar unutulmasın diye kaleme aldım. Tavsiye ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Evet, Bir Köy'de Dört Adam 6.5 Darbe. Kitabımızın ismi 6. kitabım benim. Bir Köy benim köyüm. Doğu Karadeniz'de köy enstitüsünün kurulduğu bir köy. Dört adam yine benim köyümde. İki tanesi asker. Çeşitli darbelerin ortasında kalmış iki asker. Biri yine devrimcilerin, biri üçüncülerin önderliğini yapmış iki kişi. Bunların hayat hikayeleri, sıra dışı hayat hikayeleri üzerinde Atatürk'ün ölümüyle başlayan Cumhuriyet'in kırılma anı, darbeleri, çatışmaları, bu süreçteki işkenceleri, savrulmaları, ihanetleri ve dahi büyük dostlukları anlatmaya çalıştım. Gerçekten bir Cumhuriyet hikayesi ama bilindik bir tarih kitabı olarak bakmayın. Çok önemsediğim bir kitap, onu da özellikle belirteyim. Hararetle ben yazdım diye demiyorum. Tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim.